Merhaba arkadaşlar. Bugün artık sizinle birlikte polis dayılara güzel bir karakol yapabiliriz. Köyümüzü polis karakoluna çevirelim arkadaşlar ve onlara sürpriz yapalım. Polis dayı sen ne yaptın? Yeğenim <laughs> ne yaptın ya? bize polis karakolu ve araba alacağım mı ya? Aha. Polis arabası almayı unuttuk ama polis karakolu yapmayı öğrendik işte bu. Polis karakoluna çevirebiliriz ama arabayı şimdi alamayacağız. Yeğenim biz burada mı kaldık? Nereye gideceğiz ya? Hiçbir göreve gidemiyor ya. <laughs> Polis arabası almadık ama polis karakolu yapmaya çalışacağız ve adamımızı polis yerine çevirmeye çalışacağız. Dostum bende derimden kalma bir polis kıyafeti var. Giyip sana göstermemi ister misin? Aha. Polis kıyafeti mi var? Giyin bakalım nasıl olacak? Tamamdır dostum giyip gelirim hemen bekle. <laughs> Giyinsin gelsin bakalım arkadaşlar. Geldim dostum baksana bana. Oo, bakayım bir. Dedenden kalma polis kıyafeti bu mu? Evet dostum. Dedenden kalma kıyafet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç yakışmadı. Yakışmadı mı? Hı, bence çok güzel oldu ya. Şuna baksana. Dostum neden beğenmedin ki? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar sizce köylüye polis kıyafeti yakıştı mı? Eğer köylüye polis kıyafeti yakıştıysa yorumlara köylü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Şuna baksanıza. Eğer köylüye arkadaşlar gerçekten polis kıyafeti yakıştığını söylüyorsanız yorumlara köylü yazmayı unutmayın. He, herkes köylü yazsın gerçekten çok yakıştı şuna baksanıza yav <laughs> o zaman dostum gidip hemen değiştirip geri geleyim. Tamamdır git değiştir gel bakalım. Değiştirdim dostum, baksana. <laughs> Aslında arkadaşlar gerçekten yakışmıştı ama yorumlarda eğer yazarsanız bundan sonra köylü dedesinin polis kıyafetini giyebilir. Ee, dostum hadi yapsana karakol niye yapmıyorsun ya? Aha doğru söylüyor bir dakika köylü gel bakalım hemen seninle birlikte gidip burayı çevirmeye çalışalım eğer çevirirsek çok güzel olacak gerçekten. Şuradan çevirebiliriz. Şöyle yazdığımız anda arkadaşlar hızlı bir şekilde her yer polis karakolu olacak. Evet. Çok güzel. Hızlı bir şekilde yazıyorum. Oo, şuna baksanıza. Dostum nasıl yaptın bunu iki dakikada? Gerçekten çok güzel oldu mu diye gezeceğiz ama ilk önce polislere gidip bir soralım bakalım polisler ne yapacak. Gel bakalım buraya. Tamamdır dostum geliyorum. Sevdin mi burayı? Ee, dostum gerçekten çok güzel yaptın ama burayı gezmemiz gerekiyor ya. Bizim arkadaşların hepsini çağırayım buraya arayayım gelsinler beraber gezelim ya. Aha Onların hepsini çağırabilirsin. Onlar gelene kadar ben de polis kıyafetimi giyeyim. Hepsini görevlerinin başına geçireyim. Dostum çok iyi fikir. Her yere yerleştir onlar burayı korusunlar ya. Tamamdır. O zaman ben polis kıyafetini giyip hemen geliyorum. Tamamdır dostum. Ben de onları arıyorum. Hadi git bakalım. O zaman ben de hemen üstümü giyinip geliyorum. Bekle bakalım burada. Hemen üstümü giyinip geliyorum. Şöyle kapıyı kapatalım. Tamamdır. kendiniz mi yeğenlerim mi? hepiniz görev başına geçin bakalım. Umarım güzel olmuştur arkadaşlar. Şuna baksanıza. Oo dostum gerçekten çok güzel olmuş. Hı, gerçekten çok yakışmış ya. Au, şuna baksan sen de bir polis oldun artık. Gerçekten mi? Arkadaşlar şuna baksanıza. <laughs> yakışmış mı? Oo polislerin hepsi gelmiş. Hı, hepsini çağırdım geldiler ya sen yokken. Aha Arkadaşlar hepsi gelmiş. O zaman biz de polis olduğumuza göre bunların hepsini görevlerin yerine geçirebiliriz ve aynı zamanda polis yerimizi gezmeye başlayabiliriz. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde gezelim ve herkesi görev yerlerine yerleştirelim. yerleştir bakalım hadi bakalım hepsini koy yerlerine. Oo arkadaşlar aynı zamanda sizinle birlikte çok güzelce gezebilir. Şuna baksanıza burada bir tane mükemmel bir otopark var. Ama şu anda polis arabalarımız olmadığı için buraya arabaları koyamıyoruz. Şuna baksanıza polis arabalarını getirdiğimiz anda buraya arabaları koyabileceğiz. Siz iki kişi gelin bakalım benimle birlikte. Tamam hadi gidelim. Dört kişi gelin bakalım şimdi gezelim. Oo arkadaşlar her yer polis oldu. Ama kapıya güvenlik koymamız gerekiyor. Doğru. İki kişiyi şu kapıya güvenli koyalım. Gelin bakalım. İki kişi kapıda bekleyin. Kapı güvenliği bizden sorulur. İki kişiyi arkadaşlar kapıya koyduk. Diğer iki kişiyi de diğer geldikleri kapıya koyalım. Doğru bunlar arka kapıdan mı geldi acaba? Biz neden görmedik? Doğru. Biz üstümüzü değişiyorduk. Gelin bakalım buraya. İki kişi de burada beklesin. Güvenliği arka kapıdan sağlayın. Tamamdır biz burada bekleriz. Tamamdır iki kapıdaki güvenliği de sağladık arkadaşlar. Diğerlerinde artık polis dayı kendi koysun. Biz de artık karakolu gezmeye başlayabiliriz. <laughs> Tamamdır iki kapıdan güvenlik var artık. İçeriye girmek isterlerse iki tane polis var. Onlar korur burayı. Bakın. Aha. Hepsi nereye gitti be? Hı, yenim ya ben onlara emrettim. Hepsi yerlerine geçti. Aha. Yerlerine geçti mi gerçekten? Bakayım bir tane. Oo bir tanesi otoparkı korumaya başladı. Diğerleri nerede? Diğerleri de kulelere çıktı. Şuna baksana ya. Aha köylü o zaman seninle birlikte burayı gezebiliriz. Tamamdır dostum ben de polis kıyafetimi giymek istiyorum. Tamamdır o zaman sen de git giyin gel bakalım. Giyindim dostum. Oo tamamdır. O zaman seninle birlikte gezebiliriz. Gel bakalım karakolda neler varmış bakalım. Tamamdır dostum geliyorum. Şimdi burada zaten gözetleme kulesi var. Bu kulelere polisler yerleşti mi şimdi? Göremiyorum ki. Ama kuleye bakmak için çıkabiliriz. Kuleden acaba etraf nasıl görünüyor? Şöyle bakalım bir tane. Oo tamamdır. Burada bir tane koruyor arkadaşlar. Buradan etraf net bir şekilde görünüyor. Şuna baksanıza. Mutant zombi eğer saldırırsa zaten bize haber verebilir. Şuna baksanıza. Etraf net bir şekilde görünüyor. İnelim buradan. Mutant zombi eğer saldıracak olursa yukarıdan her yer görünür. Gel bakalım. Gidelim buraya. Karakolun içinde başka neler var? Oo şurada zaten otopark var. Doğru otoparkı gördük. Aynen bu taraflarda zaten kuleler var. Aha. Bu nedir be? Burada kantin var bak. Kantini gördün mü? Dostum hadi kantinden bir şeyler alalım. Kantinden ne alacağız ki? Burada çörekler var. Aha pasta var. Başka bir şey var mı? Hamburgerlerimiz var efendim. Hamburgerler varmış. Dostum ben hamburgeri gerçekten çok severim. Ben de severim. O zaman hamburgeri alalım. Tamamdır efendim. Arkamdaki sepette alabilirsiniz. Aha sepetin içinde. Oo hamburgerler burada arkadaşlar bakın. Ben bir tane büyük hamburger alayım arkadaşlar. Diğer hamburgeri de köylüye verelim. Köylü al bakalım acıktın mı? Evet dostum hamburgeri gerçekten çok severim. Oo al bakalım o zaman. Bende de bir tane hamburger var. Ben de bunu yiyebilirim. <laughs> Gel bakalım bir tane şöyle etrafa. Oo burada bir tane kapı var. Aha. Baksana burası olabilir. Gel bakalım. Oo burada hapishane var. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel. Polis karakolu yer altında. Ama hiçbir suçlu yok. Suçluyu biz mi yakalayacağız dostum? Hayır suçluyu biz yakalamayacağız. Suçluyu polis dahi yakalayacak. Şuna baksana. Ona çok güzel bir yer yaptık. Kolay gelsin. Biz gidiyoruz. Şuradan çıkabiliriz. dostum bekle beni de geliyorum ben de. Gel bakalım senin de o zaman buraya. Burada sanırım tek eksik şey araba. Eğer arkadaşlar arabanın eksik olduğunu siz de düşünüyorsanız yorumlara araba yazmayı unutmayın. Bu sayede arkadaşlar karakolumuza araba da ekleyebiliriz. <laughs> Tamamdır. Gidelim bakalım böyle. Oo, şunun içinde bir şey var mı? Aynen bunun içinde bir şey yok. Bakmadığımız bir yer kaldı mı arkadaşlar acaba? Şöyle hızlı bir şekilde etrafı gezmeye devam ediyorum. Kuleleri gezdik. Dostum güvenliği birazcık daha artırabiliriz. Nasıl artıracağız ki? Etrafa farklı bariyerler koyup girişleri zorlaştırabiliriz. Oo, ama bende bariyer yok ki hiç. O zaman bariyer bulursak güvenliği artırabiliriz. Belki polisler de vardı. Sizde güvenlik için set bariyer var mı? Dostum bizde var al bakalım. Aha tamam da şunu al bakalım. Şimdi bunlarla etrafı artırabiliriz güvenliği ama şu evin içine bakmadık galiba. Bunun içine de bakalım. Evet dostum bunun içine bakmadık. Gel bakalım. Oo baksana burada bir merdiven var gizli. Ve silah odasını da bulduk arkadaşlar. Bakın burada da bir tane silah odası var gördünüz mü? Gerçekten çok güçlü oldu ve buradan birkaç tane silah alalım şöyle. Gücümüzü artırmalıyız. İşte bu. Şunu da alırsak tamamdır. Bunları kullanacağız. Şimdi şunların içinde ne var? O, bunların içinde de farklı silahlar ve mermiler var. Bakın arkadaşlar buradan istediğimiz zaman gelip alabiliriz. Çıkalım burada. Şuraya girişleri şöyle yaparsak arkadaşlar girişleri daha da zor hale getirebiliriz. Bu sayede kimse içeriye giremez. Ve bunlar da dizmemiz gerekiyor ama biz neden diyoruz ki biz burayı zaten polise yaptık polis dizsin. Al bakalım polis dayı bunların hepsini sen dizeceksin. Eee, tamamdır dostum bize kaldı ya o iş. Ama köylü gerçekten kule çok güzel. Kuleye çıktığımız anda eğer mutant zombi gelirse onu hızlı bir şekilde görebiliyoruz. O zaman dostum ben de kuleye bakmaya gidiyorum. Kuleden bakalım etraf gerçekten çok güzel görünüyor mu? Tamamdır sen kuleden bakmaya git ben de eve gidip polis kıyafetimi çıkartmaya gidiyorum. Aha bu ses ne be? Dur bakalım şuradan hemen hızlı bir şekilde. Dostum dikkatli ol. Tamamdır bir dakika zaten bütün kalemiz koruma altında polis. Aha olamaz. Mutant zombinin adamları kalemize girmeye çalışıyorlar. <laughs> Giremezler ki bizde zaten silah var. Bir dakika kuleye hemen çıkıp onları hızlı bir şekilde yok edebilirim. Şuradan şöyle hızlıca çıkarsak yukarıya hemen yok edebiliriz. <laughs> Dostum dikkatli ol. Tamamdır bir dakika. Şuradan hemen şöyle Oo, bunların hepsini hızlı bir şekilde kurtarabilir. Şuna baksana. Kaleye girebileceğinizi zannetmiştiniz ha. Polis karakolu yaptı burayı. Olamaz. Mermimiz bitti. Başka silaha geçmeliyiz. Şuna baksanıza. Fazla gelmişler. Eğer mermimiz olmasaydı bunlar içeriye girebilirlerdi. Oo, hepsini de yok etmeyi başardık. Mutant zombinin adamları ormanda gezerken kalemizi görmüşler ve girmeye çalışıyorlarmış. Tamamdır dostum, hepsini yok ettin mi? Evet hepsini yok ettim. Artık üstümü değişmeye gidebilirim. Sen de kuleye bakabilirsin. Tamamdır dostum. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde köyümüzü polis karakoluna çevirdik ve güvenlikli bir polis karakolu yaptık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Artık gözetleme kuleleri sayesinde mutant zombi gelse bile içeriye giremez. Hemen haberimiz olur. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ekrana çıkan videolara tıklayarak farklı maceralarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.